Bursa, Mudanya, Balıkesir, Edremit ve Çanakkale'nin geneli. Sağanak ve fırtına Marmara bölgesinin tümünde etkiliydi ama bazı bölgelerde hayat durma noktasına geldi. İşte Kuzey Ege ve Güney Marmara'dan afet manzaraları. Metrekareye yaklaşık 55 kilogram yağış düştü. 2 kişi yaralandı. Mahsur kalan 16 kişi kurtarıldı. Arda can verdi, kepçeyle kurtarıldı. 40 ev ve iş yeriyle 20 araç hasar gördü. Mudanya'da selin bilançosu bu. Gece 1.30'da çok büyük bir yağmur. Yani itfaiye sanki hortum sıkar gibi. Yani büyük bir felaket aslında bu. Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı turistik Trilya mahallesi selin şiddetini en çok hisseden yer oldu. Sağanakla birlikte yamaçlardaki çamur tabakası mahalleye aktı. Sokaklar bir anda sel ve çamurla doldu. Eylanda iki ev çöktü, araçlar sürüklendi. 1.5 metre sel var ya, hiçbir ürün yok. Ne olacak şimdi, benim her şeyim bitti, cihazlarım bitti. Tek bir tane telefonumun şarjı dahi kalmadı, şuraya bakın. AFAD ve belediye ekipleri gece boyu alarmdaydı. Çöken evden 2 kişi yaralı kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. Mahsur kalan 16 kişi de kepçelerle kurtarıldı. Anne, kenardan. Tut Osman annemi. Selin verdiği hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı. Bölgede bir yandan temizlik, bir yandan hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir iş makinesi operatörü derede ıslah çalışması yaparken suyun debisi yükseldi. Su neredeyse operatörün bulunduğu noktaya geldi. Zamana karşı yarış başladı. Can pazarının ortasında kalan operatörün imdadına meslektaşı yetişti. Kocaeli Derince'de Çınarlı Deresi taştı. Bir iş yerinin bodrum katını su bastığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Yalova'da tersaneler bölgesinde dere taştı. Yollar, seralar su altında kaldı. Bir sürücü aracındaki suyu pet şişeyle boşaltmaya çalıştı. Balıkesir Edremit'te Zeytinli Çayı üzerindeki asma köprü böyle çöktü. Yaya trafiğine kapalı olması facianın önüne geçti. Köprünün yıkılma anı bak. Köprü yıkıldı önünde. Gaz dağlarından gelen yağmur suyu onlarca ev ve iş yerinin zemin katına doldu. Çanakkale Yenice'de iki dere taştı. Bir yolda çökme meydana geldi. Trabzon'daki fırtınada dalgalara kapılan iki lise öğrencisini arama çalışmaları sürüyor. Dördüncü günde olay yerine 2 kilometre ötedeki kıyıda öğrencilerden birine ait olduğu değerlendirilen mont, içinde cep telefonu, kalem, 10 lirayla kek poşeti çıktı. Şu anda montu burada, sahilde bulduk.